Galatasaray'dan Olsen hamlesi. Mevcut kadrosunda Norveçli Fredrik Mitchell'ü bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Cimbom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen aynı zamanda Mitchell'ü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de sarı kırmızılı olarak kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren ve Ocak ayında da bu tutumunu sürdürecek olan Galatasaray'da yedek stoper olarak 19 yaşındaki Emin Bayram ve yeni transfer Ross var. Son 2 yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Galatasaray'dan Leo Ortiz hamlesi. Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Devre arası transfer döneminde genellikle potansiyelli isimlere yönelecek olan sarı kırmızılılar Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz'e transfer konusuna temasa geçmeyen Aslan, öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Galatasaray'ın yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında, devre arasında ve bu sezonun başında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. 26 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak Internacional'dan Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadro havuzunda kendisine yer bulmuştu. Öte yandan İngiliz basını ise Brighton'ın da takip ettiği sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti. Galatasaray yeni Salah'ı istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları sıyan Galatasaraylı idareciler, Gençler Birliği'ne U15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin'i transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi sarı kırmızılı yetkililerin ilk teklifini kabul etmedi. Üç Türk yetenekle temasları sıklaştıran Aslan'ın bir diğer hedefi ise Wonderkid. İngiliz devi Manchester City'nin Fluminense'den 10 milyon euroya transfer edip Portekiz ekibi Paços Ferreira'ya kiraladığı Kaique için sezon başında da temaslarda bulunan Galatasaray, sezon sonunda genç yıldızı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı otoriteler tarafından stili Salah ve Neymar gibi yıldız isimlere benzetilen 19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Raket gibi sol ayağı ve üst düzey top tekniğiyle ön plana çıkan Kaique ile sezon sonu için prensip anlaşmasına varan Aslan, İngiliz devini de ikna ederse genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Manchester City'nin oyuncusunu satmaya yanaşmaması halinde ise kiralık formülü devreye sokulacak. Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran sarı kırmızılılar bir bomba da patlatmak istiyor. Aslan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Cimbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan bu kez sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle İlkay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor.
Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'un haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında mavilerin Real Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşturan Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda İlkay Gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak. Galatasaray'dan Musa Dembele hamlesi. Galatasaray istediği verimi alamadığı Seferovic'in yerine dünya yıldızı golcü bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Seferovic'den istediği verimi alamayan Galatasaray, büyük umutlarla Benfica'dan renklerine bağladığı tecrübeli santrafordan nihayet vazgeçti. Süper Lig'de 8 maça çıkıp gol katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı kırmızılıların Seferovic'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi forma şansı bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta şans buldu. Reims ve Angers maçlarında gol sevinci de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda en kötü ihtimalle yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Mertens'e Japon kancası. Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için sarı kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vissel Kobe de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti.